Evet, değerli arkadaşlar, 9. dersimize başlayalım. Harmonik salınıcı dersine başlıyoruz bugün. Harmonik salınıcı kuantum mekaniğinde de önemli bir konudur. Çünkü birçok fiziksel sistem harmonik salınıcı şeklinde modellenebilir. Harmonik salınıcı klasik olarak düşünürsek şöyledir. Bir yayın ucuna bir cisim bağlarsam, M kütleli bir cisim bağlarsam eğer ve denge noktasından x kadar serbest, denge noktasına x kadar gerip ya da sıkıştırıp serbest bırakırsak bu denge noktası etrafında sallım hareketi yapar. Ve sallım hareketi yaptığından dolayı sistemin hem bir kinetik enerjisi vardır hem potansiyel enerjisi vardır. Klasik olarak düşünürsek sistemin Hamiltonian'i p kare bölü 2m, p kare bölü 2m artı bir de potansiyel enerji var. O da 1 bölü 2 k çarpı x kare. Bu salınımın açısal frekansı omega ise biz zaten biliyoruz. Omega kare eşittir k bölü m'dir. Dolayısıyla şuradaki k katsayısı yerine eşittir m çarpı omega kare yazabiliriz. Dediğim gibi omega burada salınımın frekansı olmuş oluyor. Ve k yerine de bunu yazarsak arkadaşlar Hamiltonian bu sefer şöyle olur. P kare bölü 2m artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı omega kare çarpı x kare. Hatta bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. Her iki tarafı m ile çarpıp bölersek şurası m kare olur. Burası 2m olur. Ortak payda yazmak için. Dolayısıyla Hamiltonian'imiz m kare çarpı omega çarpı x kare artı p kare bölü 2m şeklinde yazılabilir. Şimdi burada eğer bir burada cismi bir F kuvveti uygulayarak denge noktasından ayırıyoruz, değil mi? Bakın şimdi kuvvet konum grafiğini çizelim. Şurası kuvvet olsun. Burası da kuvvetin x bileşeni olsun. Şurası sıfır tam sistemimizin denge noktası. Eğer kuvvet konum grafiğini çizersek grafik yaklaşık olarak şöyle olur. Evet, böyle bir grafik olur. Bu şu demektir. Bakın kuvvet belli bir noktadan sonra konum artsa bile artık geri çağırıcı kuvvet artık artmıyor belli bir noktadan sonra. Çünkü yayın esnekliği bozulmaya başladı ve daha fazla gerersek de yayı koparmış oluruz. Burada arkadaşlar, dolayısıyla burada kuvvet eşittir k çarpı x artı bir de x kare ve x küp x üzeri 4 gibi x'in diğer yüksek dereceli ifadeleri şeklinde ifade edilebilir. Eğer denge noktasından çok küçük bir miktarda açarsak, yani şurası. Şurada kuvvetle x birbiriyle burada kuvvet x'in birinci dereceden ifadesiyle ancak ifade edilir. X çok küçükse eğer yüksek dereceli ifadeler ihmal edilebilir demektir. Bu kısım harmonik salınıcı olarak ifade edilir. Yani eğer kuvvetimiz k çarpı x şeklinde ise bu harmonik salınıcı durumdur. Eğer x'i daha büyütürsek yine salınım hareketi yapar ama bu harmonik salınıcı değildir. Anharmonik salınıcı olur. Ya da harmonik olmayan salınıcı olur. Harmonik salınıcı olabilmesi için x'in çok çok küçük olması şartı aranır. Biz burada x'i çok küçük olan sistemi dolayısıyla inceleyeceğiz. Yani denge noktası etrafında çok küçük bir miktar x yer değiştirdiğimiz zaman meydana gelecek olan salınımı düşüneceğiz. Eğer potansiyel enerji ifadesini çizersek, potansiyel enerji konumu bir fonksiyonuydu. 1 bölü 2 kx kare. Çizersek grafik şöyle olur yaklaşık olarak. Böyle bir grafik olur. Eğer x çok küçükse şu kısım harmonik salınıcının sistemimizi harmonik salınıcı olarak modelleyebildiğimiz durumlara tekabül eder. X yine çok küçükse o zaman potansiyel enerji ne olur? Parabolik olur. Yani 1 bölü 2 kx kare olur. Dolayısıyla şu yazdığım Hamiltonian operatör değil, bu Hamiltonian toplam enerjisi x'in küçük olduğu durumlar için yazılmıştır. Bu durumu dikkate alacağız.
Tamam. Ve klasik olarak bu şekilde yazılır harmonik salınıcı Hamiltonian'ımız. Şimdi kuantum mekaniksel olarak düşünecek olursak arkadaşlar, kuantum mekaniksel olarak olayı düşünecek olursak, bu Hamiltonian'ımız artık Hamiltonian operatörü olur. İyi bir tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki kuantum harmonik salınıcıdaki Hamiltonian operatörü de aynen klasik mekanikteki gibi yazılabilsin diye tahminde bulunursak, bu tahmin doğru bir tahmindir. Kuantum mekaniksel olarak Hamiltonian operatörü de m kare omega kare x kare artı p kare bölü 2m şeklinde ifade edilir. Buradaki ifadeler hepsi birer operatörle yer değiştirdi. X de bir konum operatörü, momentum operatörü. Şimdi arkadaşlar, Hamiltonian operatörünü bu şekilde yazmak sistemi analiz etmek açısından faydalı değil. Biz şöyle yazmak istiyoruz. Hamiltonian'ı x ve p'nin cinsinden yazalım. X kare ve p kare değil de x p cinsinden yazmak istiyoruz. Şimdi elimize şöyle bir ifade varsa, mesela x kare artı y kare gibi bir ifade varsa, bunu çarpanlarına nasıl ayırabiliriz? Şöyle ayırabiliriz. X eksi i çarpı y, değil mi? Diye de x artı i çarpı y olarak yazarsak, birinci ile birinci çarpımı x kare, ikinci ile ikinci çarpımı y kare, çapraz çarpımlardan bir tanesi pozitif, diğeri negatif gelecek, sadeleşecek. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi Hamiltonian'a bakın, dikkat edin. X kare var ve p kare var. Bunu da kompleks birer sayı şeklinde yazmayı deneyebilirim. O halde şunu yazıyoruz bakın. Şu ifadeyi yazalım. Birinci kısmı şöyle yazmaya çalışalım. M çarpı omega çarpı x eksi i çarpı p bölü. Şimdi şurayı karekök içerisinde 2m yazıyorum şimdilik. Bu birinci ifade. İkinci de şöyle yazarsak, m çarpı omega çarpı x artı i çarpı p bölü, yine karekök içerisinde 2m yazarsam, bu iki çarpımın Hamiltonian ifadesini vermesini umut ediyorum şimdilik. Çünkü birinci ile birinci çarpımı m kare omega kare x kare, ikinci ile ikinci çarpımı p kare olur. Eksi i ile i'nin çarpımı eksi 1. Bir eksi de burada olduğu için artı olacak. P kare bölü karekök içerisinde 2m falan olacak, ama aynı zamanda bunlar da birer operatör olacak. Çünkü konum operatörü ve momentum operatörü cinsinden olacak. Ama ben bu operatörü boyutsuz bir şekilde ifade etmek istiyorum. Boyutsuz olsun istiyorum. Paydaya ekstra bir terim daha ekleyerek boyutsuz hale getirebilirim. Şimdi boyutuna bakalım. Yukarısı momentum boyutunda. Momentum nedir? Kilogram çarpı hız ya da evet, kütle çarpı hız boyutunda. Burası da öyle olmalı toplayabilmemiz için. Çünkü burası açısal frekans 1 bölü saniye. Burası da konum metre. Burası da kilogram. Dolayısıyla kilogram metre bölü saniye. Momentumun birimi. Burası zaten momentum birimi. Kilogram metre bölü saniye. Şimdi şurayı bakın, burayı h çizgi omega ile çarparsam, h çizgi joule çarpı saniye cinsinden, Planck sabiti. Bu kilogram, bu da 1 bölü saniye. Joule'u da enerji, kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare cinsinde yazarsak, göreceğiz ki şurası kilogram kare, kilogram kare çarpı metre kare bölü saniye kare. Karekök dışına çıktığı zaman momentum boyutunda olacak. Yukarısı da aynı boyutta, aşağıda aynı boyutta. Birimsiz bir şey oldu burası. Ya da boyutsuz. Aşağıyı da öyle yapıyorum. H çizgi omega yapıyorum. Ve ikisi de artık birer operatör oldu. Bu bir operatör, bu da bir operatör. Ve birimsiz ya da boyutsuz birer operatör haline geldiler. Şimdi bu çarpımın yukarıdaki Hamiltonian'ı vermesini ben umut ediyorum. Ve gerçekten de çarpalım arkadaşlar. Bakalım bu neden bir operatör olsun? Çünkü konum operatörü ve momentum operatörü var. Eşitliğin bir tarafında operatör varsa diğer tarafta operatör olmak zorunda. Bu da bir operatördür. Ve bununla tek tek çarpalım isterseniz. Şimdi bakın, çarpıyoruz. Birinci ile birinciyi çarpalım. Bir kere en başta her ikisinde 1 bölü 2 m h çizgi omega var. Karekök içerisinde. Bunlar dışarı böyle çıkarlar. M
çarpı h çizgi omega, bu karekök, bu parantez dışında kalsın. Birinci ile birinci çarpımından m kare çarpı omega kare çarpı x kare Hamiltonian operatörünün birinci ifadesini verdi. Güzel. Peki ikinci ile ikinciyi çarpalım. P kare, bu da verdi, ifadeyi verdi. Bu da güzel. Şimdi çapraz çarpımları yapalım. Şu yukarıda çapraz çarpımlarda direkt bir tanesinde i çarpı xy, diğerinde eksi i çarpı yx gelmişti, değil mi? Yani ben açık yazmak istiyorum. X kare artı y kare. Birimizde artı i çarpı xy, diğerinde eksi i çarpı yx gelmişti. Bunları birbiriyle sadeleştirmiştik. Çünkü x ve y birer sayıdır. X çarpı y ile y çarpı y, x birbirinin aynısıdır. Sırayı değiştirsek bile sonuç değişmiyor. Ama burada biraz dikkatli olmamız lazım. Çünkü konum operatörü ile momentum operatörü var. Bunlar komite etmezler. Yani x ile y, x ile p'nin çarpımı eşit değildir p ile x'in çarpımı. Bu komite etmemesinden dolayı ekstra bir terim bekliyorum. O da şöyle. Birinci ile ikinciyi çarpalım bakın. Sabitler geldi. I çarpı m çarpı omega çarpı x p. Birinci ile ikincinin çarpımından bu geldi. X çarpı p. Bunlar operatör, sırayı korumak gerekir. Dikkat edeceğiz. Sonra ikinci ile birinciyi çarpalım. Eksi i çarpı m çarpı omega çarpı p çarpı x. Tamam. Ve şurası arkadaşlar. Şurası eğer i çarpı m omega parantezine alırsak, şurası i çarpı m omega xp eksi px ya da x ile p'nin komutasyonudur. Şu kısım. Şu kısım. X ile p'nin komutasyonu da daha önceki dersimizde hesapladık. Bunun sonucunun i çarpı h çizgi olduğunu söylemiştik. O halde şu son ifade nedir? İ kare eksi olacak. Eksi m h çizgi omega olacak. Dolayısıyla bakın şu iki şeyin çarpımının sonucu ne oldu bakın arkadaşlar? 1 bölü 2 m h çizgi omega. Birinci kısımda m kare omega kare x kare artı ikinci kısımda p kare geldi. Üçüncü terim sıfırdan farklı artık. X ile P'nin komite etmemesinden dolayı ekstra bir terim geldi. O da eksi i çarpı m çarpı hayır şurası m zaten var. Ha evet evet. Eksi i çarpı m çarpı h çizgi omega. Evet. Bu son ifade neresi? Artı mı olacak? Hayır, i yok galiba. Çünkü i ile i'nin çarpımı. Hayır, i. Evet, i yok artık. Doğru. İ yok çünkü bir i burada vardı. Bir de komutasyondan geldi ama eksi işareti geldi. İ kare eksi 1. Böyle oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz daha düzenleyeyim ben bunu. Bunu paranteze dağıtalım. Bunu paranteze dağıtalım şimdi. Evet, paranteze dağıtıyorum şunu. Bakın şu hale geldi bu. M kare çarpı omega kare x kare artı p kare bölü 2 tane m ve h çizgi omega var. Eksi m h çizgi omega burada da, o da burada var. 1 bölü 2 kaldı sadece. Evet. Şu ifade eşittir. Bu iki operatörün çarpımı halinde yazıldı, değil mi? Evet. Şurayı silelim. Şimdi bakın ben nereden geldim? Evet. Şurası Hamiltonian operatörümüz. Şu sarı ile çizdiğim şey Hamiltonian operatörünün kendisi. Hamiltonian operatörünü bir şekilde elde ettim. Fakat ekstra katkı terimler var. Ve onları burada açık bir şekilde yazalım arkadaşlar. M çarpı omega çarpı x eksi i çarpı p bölü karekök 2 tane m h çizgi omega çarpı diğer bir ifademiz m omega x artı i çarpı p bölü karekök içerisinde yine
2 tane M, H çizgi omega. Yaptığım zaman bu işlemi sonuç şu olarak buldum. Bunları çarptığım zaman sonuç şu, şunu buldum. Hamiltonian operatörü H bölü H çizgi omega eksi 1 bölü 2. Şu eksi 1 bölü 2 katkısı konumla momentumun komite etmemesinden dolayı gelen ekstra terim. Şimdi arkadaşlar bu bir operatör, bu da başka bir operatör. Bunlara isimler verelim isterseniz. Şu operatöre ben A artı operatörü diyorum. Tamam? A artı. A artı dediğim şey şu. M çarpı omega x eksi i çarpı. Her defasında çünkü böyle yazmak zor oluyor. Ona bir isim verelim. A artı diyelim. Karekök içerisinde iki tane M, H çizgi omega. Diğerini de A eksi operatörü diyelim. A eksi. O da eşittir. Denktir tanım çünkü. M çarpı omega x artı i çarpı P bölü. Karekök içerisinde iki tane M, H çizgi omega. Evet. A artı operatör, A eksi operatörü. Dolayısıyla bunları yazarsak yerine ne oldu? A artı ile A eksinin çarpımı eşittir. Hamiltonian operatörü bölü H çizgi omega eksi 1 bölü 2 ve Hamiltonian'i A artı A eksi cinsinden ifade edelim. Bu eksi 1 bölü 2 bu tarafa artı olarak gelir ve H çizgi omega ile çarparsak bakınız Hamiltonian operatörü eşittir. H çizgi omega A artı A eksi artı 1 bölü 2. Çok önemli. Hamiltonian operatörünü bakınız iki tane operatör cinsinden ifade ettim. Bu operatörler şurada verilmiş boyutsuz birer operatör ve konum ve momentum operatörünün değişik kombinasyonları şeklinde ifade edilmiş bir şekilde Hamiltonian operatörünü elde ettim. Bunu kullanacağız tabii ki. Önce bazı şeyleri görelim şimdi arkadaşlar. Şöyle silelim. Önce bir şunu görelim. Bu iki operatör birbiriyle komite eder mi acaba? Çünkü komütasyon çok önemli kuantum mekaniğinde. İki operatör varsa eğer elinizde bakacağınız ilk şey bu iki operatör komite ediyor mu? Bu olmalı. Çünkü komite etmediği zaman İki operatör aynı anda ölçülemiyor demektir. Aynı anda istediğimiz hassasiyette ölçemiyoruz demektir. Komite etmiyorsa. Komite ediyorsa bunlar aynı anda aynı hassaslıkla ölçebilir anlamına gelir. O halde A artı ile A eksinin komütasyonuna bakalım. Evet. A artı ile A eksinin komütasyonu. Her ikisinde bir kere çarpan olarak bunlar olduğu için bunlar ikisi çarpılacak ve dışarı çıkacak. Komütasyon dışına çıkacak. O da 1 bölü 2 tane M, H çizgi omega olacak. Burada M omega X eksi İP virgül M omega X artı İP olacak. Değil mi? Eşittir bu arkadaşlar. 1 bölü 2 M H çizgi omega. Şimdi bakın birinci ile birincinin komütasyonu olacak. Birinci ile birincinin komütasyonu ne olacak ama? Sıfır. Çünkü x, x ile komüte eder. Bütün operatör kendisiyle komüte eder. İkinci ile ikincinin komütasyonu da sıfır olacak. Çünkü p operatörü yine p ile komüte eder. Ama birinci ile ikincinin komütasyonu farklı. İkinci ile birincinin komütasyonu farklı. Onları yapalım. Birinci ile ikincinin komütasyonunda çarpanlar dışarı çıktı. I, m, omega dışarı çıktı. I çarpı m çarpı omega dışarı çıktı. Ne kaldı? X ile P'nin komitesi. İkinci ile birincinin komitesinde eksi i m omega dışarı çıktı. P ile X'in komitasyonu oldu değil mi? Peki X ile P'nin komitasyonu neydi değerli arkadaşlar? İ h çizgi. P ile X'in komitasyonu eksi i h çizgi olur. Komitasyonda işlemler değiştiği an işaret de değişir. Ve burası eksi olacak. Eksi m omega h. Şu x'in çarpımı artı ama i karenin bir eksi daha gelecek. O da eksi i. O da eksi m h çizgi omega. Dolayısıyla parantez içi eksi 2 tane m h çizgi omega olur. 1 bölü 2 tane m h çizgi omega eksi 2 tane m
H çizgi omega, o değiştir eksi 1 olur. Bakın ne buldum? A artıyla A eksinin komutasyonu eksi 1 oldu. Bu önemli bir sonuç. İşareti de bu sıraları değiştirdiğim zaman, yani A eksi ile A artının komutasyonu ne olur peki sizce? Artı 1 olur. Tamam. Bu bir köşede kalsın. Bunu lütfen not edin, hatırlayalım. Çünkü işlemlerde ben buna ihtiyacım olduğu zaman size sorayım. Siz de hemen artı ve eksi olduğunu söyleyin. Bu birincisi. İkincisi şuna bakmamız lazım. Çok önemli arkadaşlar. Yine bunu kullanacağız. A artının ve A eksinin tek tek Hamiltonian'le komitesine bakmamız lazım. Bunu da kullanacağız. A artı Hamiltonian'le komite eder mi? Ya da etmezse nedir? A eksi Hamiltonian'le komite eder mi? Ya da etmese nedir? Tamam. Onu da şuradan bakalım isterseniz. Önce A artıya bakalım. A artının Hamiltonian'le komitesini inceleyelim şimdi. Ve bunları hepsini birleştireceğiz. A artıyla Hamiltonian'ın komitesi eşittir. Hamiltonian'ımız bu şekilde veriliyordu. H çizgi omega dışarı çıktı. Sabit olduğu için. A artı virgül. Hamiltonian içerisinde A artı ve A eksi var. Bir de eksi 1 bölü 2 var. Değil mi? Bu eşittir arkadaşlar. Bu komutasyonu da iki şekilde parçalayabiliriz. H çizgi omega A artı ile A artı A eksinin komitesi artı H çizgi omega A artı ile eksi 1 bölü 2'nin komitesi. Bütün operatörler sabit sayılarla komite ederler. Dolayısıyla şurası 0 oldu. Efendim Zeynep? Artı 1 bölü 2 olacak. Doğru. Teşekkür ederim. Ama değişmez. Sonuç değişmeyecek. Sonuçta 0 olacak. Çünkü bütün operatörler sabit sayılarla komite eder ama evet doğru. Artı olması gerekir. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şurası H çizgi omega parantezi açalım. Çarpımın komitesi vardı. Ne olacaktı? Bakın birinci ile birincinin komitesi A artı ile A artının komitesi A eksi çarpan olarak gelir. Sonra artı bu çarpan olarak geldiğine göre ikinci de A artı çarpan olarak gelecek. Geri kalan A artı ile A eksinin komitesi olacak. Bütün operatörler kendisiyle komite edeceğinden dolayı şurası da 0 oldu. A artı ile eksinin komitesi neydi arkadaşlar? Eksi 1. Dolayısıyla şurası eksi olacak. O halde sonuç eksi H çizgi omega A artı. Bakın şunu keşfettik. A artı ile Hamiltonian'ın komitesi eşittir. Şurası eksi 1'di değil mi? Eksi H çizgi omega çarpı A artı. Bunlar çok önemli sonuçlar. Bunlar hepsini kullanacağız. Bu da bir köşede kalsın. Ve son olarak A eksinin Hamiltonian'ın komitesine bakalım. Dediğim gibi bunları ters çevirdiğimiz an Hamiltonian'ın A artı ile komitesi şurası sadece artı olacak. Tamam mı? Şimdi son olarak A eksinin Hamiltonian'ın komitesini inceleyelim arkadaşlar. A eksinin Hamiltonian'ın komitesi. Bu da eşittir. Yine H çizgi omega. Hamiltonian'dan gelen H çizgi omega sabit olduğu için komite dışına çıktı. Burası A eksi olacak. Diğer kalan kısım aynı. A artı A eksi artı 1 bölü 2 olur. Yine birinci ile şu ikincinin komutasyonu 0 olur. Çünkü sadece sabit bir sayı burası. Bütün operatörler sabit sayılarla komite ederler. Ama birinci ile birincinin komutasyonu 0'dan farklıdır. O da şudur. H çizgi omega parantez açalım. Yine çarpımın komitesi olacak. A eksi ile A artının komutasyonu A eksi çarpan olarak dışarı gelir. Artı ikincisinde A artı çarpan olarak geldi. A eksi ile A eksinin komutasyonu. Bu da 0 olur. Bütün operatörler kendisiyle komite ettiği için. A eksi ile A artının komutasyonu da artı 1'di. A eksi ile A artının komutasyonu artı 1. Şurası artı 1 oldu. Dolayısıyla en son ifade A eksi ile Hamiltonian'ın komutasyonu
eşittir h çizgi omega ax. Evet, bu. Şimdi bu 3 tane komütasyon ilişkisi önemli. Aslında neler bulduk? Önemli olan şeylere bakalım. 1. A artı operatörlü şöyle bir x ve moment, konum ve momentum operatörlü cinsinden bir operatör yazdım. Ona A artı operatörü ismi verdim. Bunun kompleks eşleniği çok önemli şimdi bakın. Bunun kompleks eşleniği olan operatöre A eksi dedim. Dikkat edin. A artının kompleks eşleniği ya da eğer bu hermisyense hermitik eşleniği A eksiye eşit olur. Biri birinin hermisyen eşleniğidir. Sonra Hamiltonian'i bu iki operatör cinsinden ifade ettim. Harmonik salınıcının Hamiltonian'i. Niye Hamiltonian'i yazmak önemli? Çünkü durumların zamana nasıl değiştiğini Hamiltonian karar verirdi. Zamana bağlı Schrödinger denklemini hatırlayacağız. Hamiltonian önemli. Sonra bu iki operatörünün kendi aralarındaki komütasyon ilişkisini buldum. Ve bu operatörünün tek tek Hamiltonian'le komite ilişkilerini buldum. Şimdi bunları üst üste koyup fiziksel olarak yorumlayalım. Ne yapacağız? Önce şunu bir dikkat edelim arkadaşlar. Acaba şu soruyu soralım. Bu A artı ve A eksi operatörleri ne iş görürler? Ne işe yararlar? Bir sistem üzerine etki ettiği zaman hangi fiziksel sonucu doğurur? Çünkü kuantum mekaniğinde gözlemciler birer operatörle temsil ediliyordu ve bir operatör bir durum vektörü üzerine etki ettiği zaman başka bir durum vektörü elde ediyordu. O halde tek tek bunlara bir bakalım arkadaşlar. Şöyle siliyorum. Şimdi biz zamandan bağımsız Schrödinger denklemini kullanmak istiyoruz. Şunu öğrenmek istiyoruz. Kararlı durumlara bakmak istiyoruz. Çünkü eğer ben kararlı durumları bilirsem arkadaşlar, bir sistemin kararlı durumlarını tespit etmek önemlidir. Eğer sistemin kararlı durumlarını bilirsem, herhangi bir durum vektörünün zamanla nasıl değiştiğini bulabiliyordum. Neydi o, hatırlayalım hemen. Eğer kararlı durumlar E ise bu kararlı durumlar nasıl değişiyordu? Zamana bağlı Schrödinger denklemini kullanarak N çarpı AN E üzeri eksi i e çarpı t bölü h çizgi çarpı e sıfır. Herhangi bir t başlangıçtaki kararlı durumu bilirsem bunlar da enerjinin an gelme ihtimal genliğiydi. Değil mi? Hatta bunu başka bir şekilde ifade edebilirdik. Psi t eşittir. Önceki derslerimize bunlara bakmamız gerekir. Şurası en çarpı psi. An dediğim şey şu. Bu katsayılar çok önemli. Eksi e üzeri i e çarpı t bölü h çizgi çarpı e sıfır. Ben şimdi harmonik salınıcının kararlı durumlarını bilirsem herhangi bir durumun zamana nasıl değiştiğini otomatik olarak biliyorum demektir. Onu da bu ifadeyi veren de Hamiltonian olacak. Ondan dolayı Hamiltonian operatörünü belirlemek önemliydi. O halde şunu yapalım arkadaşlar ve şuna dikkat edelim. Şu enerji öz değeri denklemi de denir buna. Eğer E Hamiltonian'in öz vektörü ise, ki öz vektörüdür, bu durum üzerine etki ettiği zaman enerji değerini verir, öz vektörün aynısı verir. Yani diğer bir ifadeyle bakınız, Hamiltonian E üzerine etki ettiği zaman içeride ne varsa onu dışarı çıkarır, kendisini verir, değil mi? Bu önemli. Dolayısıyla şu işlemi yapalım arkadaşlar. Bu A operatörünün, A artı operatörünün ne işe yaradığını görmek açısından önemli. Her iki tarafı A artı ile etki ettirelim. Şu denklemde. Bakın şu denklemde her iki tarafı A artı operatörüne etki ettirelim. A artı operatörü Hamiltonian E eşittir. Buradaki E bir sayı olduğu için istersem A artıdan önce yazarım. İstersem A artıdan sonra yazarım. Ama burada sırayı değiştiremem çünkü Hamiltonian'e komite etmiyor. Az önce gösterdik. Hamiltonian'e komitesi sıfır değil. Sıfırdan farklı. Şimdi bu ikisinin yerini değiştirebiliriz, değil mi? Nasıl değiştiririz? Şu şartlar altında. Şunu değiştirebilmem için H ile A artı yer değiştirdiğim an şunu eklemem lazım. A artı ile Hamiltonian'in komitesini eklersem bu A artı ile H ancak bu durumda birbirine eşit olur.
Neden böyle olduğunu şu şeyde göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, iki tane operatörümüz olsun. Şurada önce şey yapalım. A ve B iki tane operatör olsun. Eğer A ile B'nin sırasını yer değiştirmek istiyorsam, bunlar birbirine komite etmesinler. A ile B'nin sırasını değiştirmek istiyorsam B, A. Buna şunu eklemem lazım. A ile B'nin komitesini eklemem lazım. Tamam mı? Çünkü A ile B'nin komitesinin tanımını yazalım şimdi. B, A artı A ile B'nin komitesi neydi? A çarpı B eksi B çarpı A'ydı, değil mi? Şimdi bakın, BA eksi BA, bunlar aynı şeyler olduğu için sadeleştiler. AB eşittir AB elde edildi. Eşitlik değişmedi. İki komite etmeyen operatörün sırasını ancak kendi aralarındaki komite ilişkisini ekleyerek değiştirebilirim. Ben de öyle yaptım. A artı ile Hamiltonian'ın sırasını değiştirdim ama A artı ile Hamiltonian'ın komitesini ekledim. Şimdi bakalım A ile, evet şunu önce ettirelim, parantez açalım yani. Hamiltonian A artı durum vektörümüz artı A artı ile Hamiltonian'ın komite ilişkisi şurası. H çizgi omega A artı şurası artı H çizgi omega A artı enerjimizin kendisi. Durumumuzun kendisi. A artı mı A eksi mi? A artı. Eksi var mı? Ha, onu söyle hocam işte. Burası eksi olacak. Çok güzel. Şu eksi orada görmüyorum çünkü. A artı ile Hamiltonian'ın komitesi eksi olacak. Doğru söylüyor. İbrahim teşekkür ettim. Büyük bir hatadan kurtardı bizi. Diğer kalan kısım nedir? E çarpı A artı ve enerji özdeğerimiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası karşı tarafa geçsin. Burası şimdi karşı tarafa geçiyorum ve ortak parantezlere alalım. Hamiltonian çarpı A artı E eşittir. E artı H çizgi omega çarpı A artı çarpı E. Şimdi burada çok önemli bir yorum yapacağız. Lütfen buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bakınız. Buraya kadar anladık değil mi? Şimdi burası yeni bir durum. Burası yeni bir durum. Şu parantez içine yazdığım şey yeni bir durum artık. Çünkü bu bir operatör bir durum üzerine etki ettiği zaman başka bir durumu verdi. Ona mesela fi durumu diyelim. Buna fi durumu diyelim. Hamiltonian fi durumu üzerine etki eder. Bir sayı verdi. E artı H çizgi omega kadar bir sayı verdi. Çarpı durumun kendisini verdi. Bu ne demektir fi durumu? Hamiltonian'ın öz vektörü demektir. Eğer Hamiltonian'ın öz vektörü ise Hamiltonian o durum üzerine etki ediyorsa içeride ne varsa onu dışarı çıkarır. Demek ki bu fi dediğimiz ketin içerisinde ne var? Şurası var. Bakın ketin ne olması gerektiğini bulduk. Yani fi dediğim şey şu aslında. E artı H çizgi omega. Peki ben fi'ye ne demiştim? A artı E demiştim değil mi? A artı operatörünü E üzerine etki ettirmiştik. Bakın A artı operatörünü E üzerine etki ettiğim zaman ne verdi bana? Burada bir normalizasyon katsayısı var, ona C diyelim. Önemli değil şimdilik. Bakın A artı enerji durumuna etki ettirdiği zaman onun enerjisini bir kuanta arttırdı. Enerjisini bu bir kararlı durum, bu başka bir kararlı durum. Ama bu kararlı durum diğer kararlı durumdan farklı olarak enerjisi bir kuanta daha yüksek bir enerjidir. Dolayısıyla A artı operatörüne biz ne diyoruz? Kuantum mekaniğinde yükseltme operatörü diyeceğiz. Yani bir sistem üzerine etki ettiği zaman onun enerjisini bir kuanta daha arttıracak. Fakat ilginçtir, bakın enerji sadece bu durumda olabilir ya da bir üst durumda olabilir. Ara değerler yok. Burada enerjinin kuantize olduğunu da görmüş oluyoruz. Bu bir durumdan diğer duruma geçmesi ise A artı operatörü marifetiyle gerçekleştiriliyor. Bir daha etki ettirirsek bu durumu, A artı bir daha etki ettirirsek bu sefer enerjisini iki kat arttıracak. Bu sefer yeni bir durum E artı 2 H çizgi omega olacak. Bir daha etki ettirirsek E artı 3 H çizgi omega olacak. Ve
Ve durumlarımız şu hale, şu halde olur. Şu şeyleri, notları arkadaşlar bana söylersiniz, soracağım çünkü şimdi hemen bunları hatırlamak çok zor. O halde bakın enerji spektrumunu şimdi görüyoruz. Önce sistemimiz E kararlı durumunda olsun. Eğer A artı operatörünü etki ettirirsem başka bir kararlı duruma geçer. E artı H çizgi omega onu A artı operatörü gerçekleştirir. Sonra bir kere daha etki ettirirsem E artı 2 tane H çizgi omega durumuna geçer. Bir daha ettirirsem E artı 3 H çizgi omega enerji dolayısıyla kesikli kesikli değerler alarak böyle enerji arttırmak mümkün A artı operatörü ile. Ve A artı operatörüne biz evet yükseltme operatörü diyeceğiz. Kuantum alan teorisinde de bu alanda çalışanlar bilir. Yaratma yok etme operatörü deniyor. Bir parçacık A artı vakum üzerine etki ettiği zaman bir parçacık yaratır. Ya da bir durum üzerine etki ettiği zaman orada bir kuanta enerjiyi yok eder. Enerji de parçacıkla aynı şey olduğu için bir parçacık yok etmiş olur. Biz burada harmonik sallanıcı durumda yükseltme alçaltma operatörü diyeceğiz ama daha alçaltmaya gelmedik. Şimdi A eksi operatörü acaba durum üzerine etki ettiği zaman nasıl ne işlem görür? Ona bakalım. Yani şu işlemi tekrar yapalım şimdi arkadaşlar. Enerji özdeğer denklemini yazalım. Eşittir E çarpı E. Diğer bir ifadeyle zamandan bağımsız Schrödinger denklemi ya da enerji özdeğeri denklemi. Her iki tarafa A eksi operatörüyle etki ettirelim. Eşittir E çarpı A eksi çarpı E. Şimdi bunun sırasını değiştireyim. Ama sırasını değiştirdikten sonra ne yapacağımı biliyorum. Komitesini eklemem lazım. Bunların sırasını değiştirirsem H A eksi artı A eksi ile H'nin komitesini eklemek koşulu ile sırayı değiştirebiliriz. Çarpı durumumuz eşittir E çarpı A eksi çarpı durumumuz. Şimdi arkadaşlar A eksi ile H'nin komitesi neydi? Artı bu sefer H çizgi omega A eksi olacak. Ve bunları da dağıtırsak eğer Hamiltonian A eksi durumumuz artı H çizgi omega A eksi durumumuzun kendisi eşittir E çarpı A eksi durum. Tamam. Peki bunu karşı tarafa atalım. Ve E H çizgi omega paranteze şu bu paranteze alırsak tam ifade edemiyorum ama yazmak daha kolay. Evet şöyle yazalım. E eksi H çizgi omega olur. Ortak parantezimiz A eksi çarpı durum vektörümüz. Tamam. Şimdi bakın. Aynı yorumu burada da yapıyoruz. Bu bir yeni bir durum. Bu yeni bir durum. Buna fi durumu diyelim. Fi durumu. Hamiltonian durum üzerine etki etti. Bir enerji değeri verdi. Durumun kendisini verdi. Demek ki bu fi hangi durumsa Hamiltonian'ın öz durumu. Ve eğer Hamiltonian'ın öz durumu ise Hamiltonian etki ettiği zaman ket içinde ne varsa onu dışarı çıkarır. Demek ki ket içinde bu vardı ki bunu dışarı çıkardı. O halde fi dediğimiz şey ise şu. Yani A eksi çarpı E eşittir. Başka bir normalizasyon katsayısı defa E eksi H çizgi omega. Yeni bir kararlı durum. Bu bir operatör. Bir duruma etki etti. Başka bir durum bize verdi. Ama bu durum önceki durumdan H çizgi omega kadar az enerjili bir kararlı durum. Ne yaptı A eksi operatörü? Sistemden bir kuanta enerji çekti. Ya da sistemdeki enerji bir kuanta azaltmış oldu. Buna da indirgeme operatörü diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şuradan devam edelim bakın. Bu ikinci kısım bir miktar endişelenmemize sebep olması gerekir. O da şu. Artık ben A artının ve A eksinin sistem üzerine etki ettiği zaman ne yaptığını biliyorum. Ve enerji spektrumlarımızı da yazarsak artık. Diyelim ki A eksi operatörünü bir defa daha etki ettirirsek bu sefer yeni bir duruma geçeriz. E eksi 2 H çizgi omega. Bir defa daha etki ettirirsek
E eksi 3 tane H çizgi omega ve şöyle bir enerji spektrumu elde ederiz. Şurası bir durum olsun. Bir E durumundan başladık. A artı operatörünü etki ettirdim. E artı H çizgi omega elde ettim. Yeni bir durum. A operatörünü bir daha etki ettirdim. E artı 2 tane H çizgi omega. Başka bir durum. Nokta nokta nokta. A eksi operatörünü etki ettirdim. Bunun bir küçük enerji durumunu elde ettim. H çizgi omega. Bir kere daha etki ettim. E eksi 2 tane H çizgi omega. Bir kere daha elde ettim ve daha az bir enerjili olan bir karar durumu elde etmiş oldum. Bunları A artı ve A eksi operatörleri marifetiyle gerçekleştirdik. Dedik. Şimdi şu kısma bakın. Bu sağ kısımda bir sorun yok arkadaşlar. Enerjiyi istediğimiz kadar arttırabiliriz. A artı operatörünü etki ettirirsek enerji sürekli artar. Daha bir üst enerji seviyesine geçeriz. Fakat burada bir sıkıntı gözüküyor sanki. O da şu. Bakın. Enerji A eksi operatörünü etki ettirdik. Enerji bir kuanta azaldı. Bir daha etki ettirdik. Bir kuanta daha azaldı. Bir daha etki ettirdik. Bir kuanta daha azaldı. Bunun için bir sınır gözükmüyor sanki. İstediğimiz kadar A eksi etki ettirebiliriz. Bunda bir sakınca yok şu anda. Bizi bu konuda alıkoyacak bir sebep de yok. Elimizde sonlu miktarda bir enerji var ama hiçbir sistem sonsuz enerjili olamaz. Her A eksiği etki ettirdiğimde bir kuanta enerjiyi azalttım. Ve bunu çok defa tekrar ettirdiğim zaman bir noktada enerji bitmesi gerekir. Yani bir sıfır durumu elde etmem lazım. Daha sonra etki ettirdiğim zaman ise ne olacak peki? Eksi durumlara geçmiş olacağım. Sanki bunu etki ettirdiğim zaman çok 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 ileride bir noktada eksi enerjili durumların var olabileceği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki ister klasik olarak düşünelim, ister kuantum mekaniksel olarak düşünelim, enerji negatif olmaması lazım. Eğer klasik mantıkla düşünecek olursak Hamiltonyenimiz neydi arkadaşlar? M kare omega kare x kare artı p kare bölü 2m. Burada bu toplam enerjimiz, artık Hamiltonyen demeyelim, bu toplam enerjimiz x ister pozitif olsun ister negatif olsun, karesi alındığı için pozitif olacak. Aynı şekilde momentum, ister cisim pozitif yönde gitsin ister negatif yönde gitsin, momentumun karesi olduğu için pozitif olacak. Mutlaka enerji sıfırdan büyük eşit olur. Negatif olma gibi bir şansı yok. Şimdi kuantum mekaniksel açıdan bakacak olursak enerjinin beklenen değeri neydi arkadaşlar? Enerji beklenen değeri, bir psi durumunda isek Hamiltonyen'i iki durum arasında böyle yazarak elde etmiştik, değil mi? Şimdi bakın Hamiltonyen'i, bu Hamiltonyen operatörümüz olsun. Hamiltonyen'i şöyle yazdım. M kare çarpı omega bölü 2M x kare operatörünü yazacağız. X kare operatörünü x çarpı x şeklinde yazabiliriz. Çarpı psi. Artı geri kalan kısmı 1 bölü 2M psi durumunda P kareyi de P çarpı P diye yazabilirim. Hatta eğer istersem şu Hermisen eşleniği de koyabilirim buna. Buna Hermisen eşleniği de koyabilirim. Çünkü momentum ve konum operatörleri Hermisen operatörlerdir. Her halükarda hermitik eşlenikleri de kendilerine eşit olacaktır. Ama bu nedir şimdi şu durum arkadaşlar? Şu katsayılarla uğraşmayalım. Şurası nedir? Burası konum operatörü psi üzerine etki ettirmesinin mod karesidir. Şu ifade, değil mi? Çünkü bu mod kare ne demek? Bu durum çarpı kompleks eşleniği. Durumun kendisi bu. Kompleks eşleniği de bu. Bunu mod kare şeklinde ifade edebilirim. Kat sayılarını da yazalım ama açık olsun yine. M kare çarpı omega kare bölü 2M. Bu enerjinin beklenen değeri. Bakın enerjinin beklenen değerine bakıyoruz. Artı aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Bu da 1 bölü 2M çarpı momentum operatörü durum üzerine etki eder. Ve onu mod karesi de yazabiliriz. Bakın ne oldu şimdi? Yine bu durumun karesi alındı, bu da karesi alındı. Yine her halükarda enerji ne olacak? Mutlaka pozitif olacak. İster kuantum mekaniksel olarak düşünelim, ister klasik mekanik açısından, perspektifinden olaya bakalım. Her halükarda enerji pozitif olmak zorundadır. Peki sıkıntı ne burada? O halde bu bir paradoks esasen, bir problem. Çünkü A eksi operatörünü sürekli etki ettire ettire enerji bir kuanta azaltıyorum. Ve sonlu miktarda enerjim olacağı için sanki negatif enerji durumları verebilecek gibi bir mantık var. Çözümü şu arkadaşlar. Bu paradoksun çözümü şu. (Gülüyor)
Paradoksun çözümü şu arkadaşlar. Şöyle diyoruz, bir kabulde bulunuyoruz esasen. Diyoruz ki öyle bir durum vardır ki bu harmonik salınıcıda. Öyle bir enerji durumu vardır ki ona E0 diyelim ve buna taban durumu diyeceğiz. Taban durumu. Öyle bir durum vardır ki A eksi operatörü ya da indirgeme operatörü bu durum üzerine etki ettiği zaman sıfırı verecek. Başka çözüm yok. Artık ondan sonra daha A eksi etki ettirdiği zaman hiçbir şey olmayacak. Çünkü sıfır verdi. Dolayısıyla bakın problemin çözümü harmonik sallıcıda bir taban durumu vardır. Ve bu taban durumu üzerine etki ettirdiğimiz zaman A eksi operatörünü sıfır vermesi lazım. Bu E sıfıra taban durumu diyoruz. Bu da bir kararlı durumdur. Bu artık harmonik sallıcının o en az enerjili durumudur. Bundan daha küçük enerji bir durum söz konusu değil. Peki bu küçük enerjili durumu nedir peki? Minimum enerji durumuna tekabül eder. Bu E0 taban durumu. Taban durumu. Yani diğer bir ifadeyle minimum enerjili durum. Burayı da şey yapıp arkadaşlar bırakacağız şimdi. Burayı tamamlamamız lazım ama. Minimum enerji durumumuz olsun. Öyle bir durum var ki A eksi etki ettirdiği zaman artık durumu öldürdü yani. Sıfırı verdi artık. Hiçbir durum ortada kalmadı. Öyle bir durum ancak olursa enerji negatif olamaz. Öte türlü düşündüğümüz zaman öteki türlü enerji negatif olması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Peki şimdi gelelim tekrar klasik mekanik şeye gelelim arkadaşlar. Eğer salınıcımız harmonik sallıcımız klasik mekanik perspektifinden bakılacak olsa minimum enerji durumu nedir bunun? E'nin minimum durumu sıfırdır. X yerine sıfır vereceğiz. P yerine de sıfır vereceğiz. Enerji sıfır olur. Bu ne demek? Yayın ucuna bağlı kütleyi düşünelim. Taban denge durumunda kütlemiz. Yani herhangi bir yayda herhangi bir sıkışma ya da gerilme söz konusu değil. Orada durduğu için momentumu da sıfır. Hem potansiyel enerjisi sıfır, hem kinetik enerjisi sıfır. Toplam enerjisi sıfır. Buna harmonik sallıcın taban durumu denir. Minimum enerji durumu odur. Sağa biraz açtığımız zaman X de pozitif, P de pozitif. Belli bir kinetik ve potansiyel enerjisi olacak. Sola götürdüğümüz zaman X negatif olacak, P de negatif olacak. Ama kareleri olduğu için yine pozitif olacak. Enerji yine sıfırdan farklı. Tam kararlı durumda olduğu zaman, tam denge durumda olduğu zaman sıfır. Peki kuantum mekaniksel olarak bakarsak, burası kuantum mekaniksel olarak Hamiltonian olmuş olsaydı, Hamiltonian operatörü artık x ve p sıfır. Taban durumu için x ve p'ye sıfır verme imkanın var mı? Yok. Çünkü x ile p komüte etmiyorlar. Hem x'e hem p'ye aynı anda sıfır veremiyoruz. Çünkü eğer x sıfırsa bu konumu iyi bilinen durum demek, momentumundaki belirsizlik sonsuz olması lazım. P'ye sıfır verirsek momentumu iyi bilinen durumlardayız demektir. Konumundaki belirsizlik sonsuz olması lazım. İkisini aynı anda sıfır veremiyoruz. Belirsizlik ilkesi ikisini aynı anda sıfır vermemize engel. Dolayısıyla harmonik sallıcın taban durumu enerji sıfır olamaz. Peki ne olacak? Buraya gelelim şimdi. Taban durumu enerjisini bulalım. Eğer bu sıfırsa her iki tarafın mod karesini aldığım zaman da sıfır olması lazım. Değil mi? Çünkü karşı taraf sıfır. Peki mod karesini almak demek ne demek? Bunun kompleks eşleni almak demektir. O da şu demektir. E, A eksinin kompleks eşleni. A eksinin kompleks eşleni nedir? A artıdır. A artı, A eksi, E sıfır. Bunlar taban durumu. Karşı taraf eşittir sıfır. Tamam, bu kararlı durum ama taban durumundaki kararlı durum. Minimum enerjiyi bulacağım şimdi. Şimdi A artı A eksi nedir arkadaşlar? Hemen Hamiltonian operatörüne geliyorum. Hamiltonian operatörümüzü nasıl yazmıştık? Bir arkadaşım lütfen bana hatırlatsın. H eşittir. H çizgi omega A artı A eksi. Artı mıydı eksi miydi burası? Galiba artıydı. Artıydı değil mi? Tamam. O halde madem artı, o zaman bunu A artı A eksi yalnız bırakalım. Bunu H çizgi omega parantezine atarsak H bölü H çizgi omega
Eksi 1 bölü 2 de karşı tarafa atalım. Eksi 1 bölü 2 eşittir a artı a eksi. Değil mi? O halde a artı a eksilerine ne yazmam gerektiğini şimdi biliyorum. Yazalım. Arkadaşlar taban durumu Hamiltonian operatörü bölü h çizgi omega eksi 1 bölü 2 e 0 eşittir 0. Ve bunu açalım. 1 bölü h çizgi omega sabit bir sayı olduğu için dışarı çıkar. Geri kalan da ne var? E 0 var. Hamiltonian operatörünün beklenen değeridir bu. E 0. Geri kalan da ne var? Eksi 1 bölü 2 var. E 0. E 0. Eşittir 0. Şurası ortogonal bir durumdur. Burası 1'dir. Burası 1'dir. Burası ise Hamiltonian operatörünün öz değerleri. Üzerine etki eder. E 0'ı verir. Durumun kendisini verir. E 0 da sabit bir sayı olduğu için dışarı çıkar. Burası ne olur arkadaşlar? Şurası E0 bölü H çizgi omega ve durumun kendisi. E0, E0. Şurası eksi karşı tarafı artı 1 bölü 2 olarak geçer. Ve şurası da yine 1'dir. Ortogonaldir. Böylece E0'ı bulduk. E0 eşittir 1 bölü 2 H çizgi omega. Bakın bu harmonik sallıcının alabileceği minimum enerji değeri. Sıfırdan farklı. 1 bölü 2 H çizgi omega kadar. Bir kuanta enerjisinin yarısı kadar. Bu Hamiltonian evet taban durumu enerjisi. Bakın kuantum mekaniksel olarak enerjinin taban durumu enerjisinin sıfırdan farklı olmasının tek sebebi konumla momentumun komüte etmemesinden dolayıdır. O halde şimdi genel olarak biz harmonik sallıcının enerji spektrumunu yazabiliriz arkadaşlar. Şurası taban durumu. Şurası taban durumu. 1 bölü 2 H çizgi omega. Bir etki bir üst enerji seviyesi nedir? E artı 3 bölü 2 H çizgi omega. Değil mi? Çünkü A artı operatörüne etki ettiğin zaman bir H çizgi omega kadar artacak. Dolayısıyla 3 bölü 2 H artı değil artık. 3 bölü 2 H çizgi omega. Bir daha arttırırsam 5 bölü 2 H çizgi omega diye artar. Burası 1 bölü 2 H çizgi omega. Bir durum daha etkittirirsem ne olur? Eksi etkittirirsem 0 olur artık. Bu sol tarafta artık enerji yok. Çünkü burası minimum enerji durumu. A eksi operatörü bu üzerine etkettiği zaman 0 olur. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi enerji genel enerji değerlerini bulduk. O da N artı 1 bölü 2 H çizgi omega'dır. Harmonik sallıcın genel durumları. N eşittir 0 taban durumuna tekabül eder. 1 bölü 2 H çizgi omega'dır. N eşittir 1 birinci uyarılmış duruma tekabül eder. O da 3 bölü 2 H çizgi omega. N eşittir 2. İkinci uyarılmış duruma tekabül eder. 5 bölü 2 H çizgi omega. Ve böyle devam eder. Tamam. Bu taban durum enerjisi arkadaşlar kuantum mekaniğinin yine önemli tahminlerinden bir tanesi. Bu taban durumunun bütün sistemlerin yine minimum enerji durumunda bile belli bir salınım yaptığını, en minimum enerjinin sıfır olamayacağını söyleyen önemli ifadelerden bir tanesidir. Buna bazı durumlarda vakum enerjisi de denir. Yani bütün parçacıkları çıkarsanız bile sistem en taban durumunda bile olsa temel seviyede düşünürsek yine enerji sıfır olmuyor. Belli bir değerdir, sıfırdan farklıdır. Bunun en güzel somutlaşmış hali kuantum mekaniksel olarak harmonik sallıcı incelerken ortaya çıkar. Ve dolayısıyla kuantum mekaniksel olarak harmonik sallıcı kendini şöyle kontrol eder, şöyle taban durumuna getirir. Bir miktar kinetik enerjiden, bir miktar potansiyel enerjiden var. Ama ikisini de o şekilde ayarlar ki mümkün olan en küçük enerji değerini alır. O da 1 bölü 2 çizgi omega'dır. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dahaki dersimizde biz kuantum mekaniği evet, harmonik sallıcının dalga fonksiyonlarını bulacağız. Evet, enerjilerini bulduk. Bir dahaki durumda taban durum fonksiyonu,
durum dalga fonksiyonu nedir? Birinci uyarılmış seviyenin Y tekabül eden dalga fonksiyonudur. Ve yüksek uyarılmış durumlara eşlik eden dalga fonksiyonları nedir? Bir dahaki dersimizde bunu göreceğiz. Burada bırakıyoruz.